parsellerle çizdiğimiz bizim parsellerimiz. Buranın toplam alanı 960 bin metrekare. Kadastral olarak şu kısım Maltepe, bu kısım Ataşehir. İdari olarak işte şu kırmızı çizgi idari Ataşehir, bu taraf Maltepe. Şurası Ataşehir parselleri. Şuradan giriş yaptınız başkanım şimdi. Evet. İlerlediniz. Şu şuraya geldiniz. Ne? Bunlar bizim alanın dışında başkanım. Evet. Ormana falan mı acaba? Onlar orman alanında kalıyor sayın başkanım. Öyle burada mi? Verici istasyonların olduğu bölge. Kayışların askeriydi burası. Şuradan 4. giriş yaparak buraya ilerlediniz başkanım. Şu an buradayız. İyi anladım konumumuzu. Sadece şu yapılar ilgimi çekti. Evet. Şimdi temelde bakışımız diğer yerler gibi aslında. Yani buraların bütün doğallığını koruyarak en masum biçimde vatandaşa açılabilmesi. Yani bu başta işin spor tarafı. Yani biz hani yeşil alanları büyütme konusunda spor alanları ve hani asla yapıya izin vermeden bir alan tahsisi şeklinde korunma tedbirlerinin alındığı bir biçimde bir gelişme. Bu müthiş bir şey yani. Evet. Şehrin göbeğinde şu sıkışıklığın dibinde müthiş bir nimet. Yani tereddütsüz burada masraf da yok yani. Yapacağımız bir masraf da yok. Burayı bu şekilde bir çalışma heyeti kurup vatandaşa açma arzumuz başka bir şey değil. Şimdi başkanım ben jeoloji mühendisiyim. Tamam. Bunda şunun için söyledim. Buranın jeoloji ve hidrojeoloji yönünü de biraz anlatmak gerekiyor. Şimdi burası bir tepe. Üste geçirimli birim var. Aşağıda geçirimsiz. Ve kaynaklar da aşağı yukarı aynı kotlardan yeryüzüne çıkmış. Gerçekten kaynak suyu. Ta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile yer alan bir su burası. Tamam. İşte dur ahistan içre bir ağ bu hayat zülaldir demiş. Yani çok hoş bir cümle bana göre. Şimdi buranın bir su yönünden korunması lazım. Vakfiye olayı var. Nurbanu Atikvalide Sultan Vakfiyesi'ne ait bu alanlar. 221 sayılı kanun var. Kamulaştırılmış. Bedelsiz kamulaştırma yapılmış ve bununla ilgili idaremize büyük tazminat bedelli davalar açılıyor. Vakfiye tarafından. Vakfiye şahıs şunun için mesela şimdi emlak daire başkanımız da bizim hukukçu arkadaşlar geldi mi? Hukuk yönünden de değerlendirmesi lazım ayrıca. Sonra şu alanda arkeolojik sit, ruhban okulu kalıntıları var. Bu üç nolu parsel kültüvarlı olarak tescilli nefsi kayış dağı suyunun çıktığı alan. Yani çok kendine özel, özgü ve itinayla korunması, incelenip korunması gereken bir başkanım, yer. Başkanım çok yönlü çalışmak lazım. Aslında evet. Kültür varlığını restorasyonun içine alacak şekilde bir çalışma yapmak lazım. Konuşulan kamulaştırma, seyretme davaları zaten sahanın tümü için halihazırda devam eden davalar. Evet. Yani zaten bu davalarla kurum karşı ben karşıya. Ben şunu gayet iyi anlıyorum. Yani bu kadar zaten narin veya korunmuş alan olmasa böyle kalmazdı zaten. Evet. Bu bir nimet. Evet. Ama ben şöyle düşünüyorum. Dünyada da hani buna benzer yerler var. Şimdi burada bir su kaynağından bahsettiniz değil mi? Evet, tarihi evet. Bir su kaynağından evet, bahsettiniz. Menba alanı. Menba alanı. Hı hı. Şimdi örneğin burada ne tür menbayı değerlendirme çabamız var mı yoksa? Çeşmeler var. Kadıköy'e kadar giden 27 adet çeşmeyi besliyor burası başkanım. Tamam. Yani eğer burayı açarsak yani koruyabilir miyiz endişesi var. Hayır ama şu var, açmaktan yani sınırsız açmaktan bahsetmiyoruz. Koruma bandı olmak zorunda zaten. Kontrollü vatandaşın girmesi, dolaşması. Yani buralardan ben yani dünyada hiçbir kapalı yani yasak orman diye bir şey görmedim, bilmiyorum. Yani duymadım yani en azından gittiğim yerlerde. Bu İstanbul'un belli yerlerinde var, benim ruh halime aykırı. Yani şöyle bir şey, buraya dediğim gibi işte mesire yapsınlar, ne bileyim gelsin piknik yapsınlar, ateş yaksınlar peşinde değilim ki ben. Ama buraya gelip soluk almak, yürümek, belli yerleri gezmek, etmek. Ya bunlar tasarlanabilir ve çok insani planlamalar bunlar. Yoksa yani girsin elinde topla burada oynasın etsin hani o tarz
yaklaşımlarımız yok. Yani korumacı duyguyu anlıyorum ama yani şimdi korumacı duygu böyle bir şey yaratmış da burada bunu tutmuşsa bu bir korumacı duygu değil. Kötü bir duygu yani. Şunu görünce yan yana ben bunun bugüne kadar başarısız olduğunu düşünüyorum. Bunu koruduk, buraya ne olursa olsun dedik mesela. Böyle bir şehir var oldu. Yani genel bakıyorum, İSKİ'ye konuşarak söylemiyorum bunu yani. Genel bakıyorum. Ne zamandır İSKİ'nin muhtesinde bilmiyorum bu 70 alan. 70 yılından beri başkanım. Eski yıllardır. 1970'den. Yani Osmanlı tarihinden bize geçmiş ama tescil tarihleri, tapu evet. Tescilleri 70 yıl. Şimdi ben hani şunu demeye çalışıyorum. Ben tabii alın şurayı açın demiyorum. Böyle bir şey deme haddim de yok. Ama şunu diyorum. Bu işe bir çalışırsın. Yani nasıl ki şu an 50-60 vatandaş buradayız ve burayı görüyoruz, hissediyoruz. Yani burada sular var, sudan faydalanmak, sudan içmek bir vatandaş için niye olmasın ki yani? Tarih eserlerinde restorasyonuna da ihtiyaç var. Ha o ayrı, onları da ayrıca değerlendirirsin. Tarih eser restorasyonu eğer varsa burada bir rupa... Şu yüzeyde görünen restorasyonu kalıntı var sadece başka. Bir durum yok burası. Şey yukarıda bir manzara olarak tescil. Ha bunu derken de ben tabii burada açalım 1200 dönümü açalım ya da 600 mü dediniz? 960 gelir. 960 dönüme gelsin. Abi biraz daha gel geri. Başkanım.